Merhaba, 6. sınıf kondisyon matematik 27. deneme. Burada geometrik cisimler var. Bunlarla ilgili sorular. Şimdi bir ilk 10 soruyu çözmeye çalışalım hemen. Diyor ki yandaki prizmanın, şöyle bir soruyu büyütsek biraz. Şöyle yapalım. Yandaki prizmanın içine eş küpler yerleştirilmiştir diyor. Tamam. Bu prizmanın içine bu eş küplerden en fazla kaç tane daha yerleştirebiliriz diyor. Şu an zaten biraz yerleştirilmiş. Şimdi bunları bir sayalım. Mesela şurası 1, 2, 3, 4. Şurası 4 birim. Derinliği yani yüksekliği 2 birim. Burası da 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Değil mi? Burası da 6 birim. Şöyle birimlerini de yazalım. Biliyorsunuz böyle sorularda hacim neydi? Bütün bu üç kenarında Çarpım. çarpımıydı, değil mi? Önce Evet. tabanının alanını buluyorduk. Yani 4 çarpı 6. Bunu bir de yükseklikle çarpıyorduk, değil mi? Buradan da ne olacak? 6 kere 4 24. 24 2 daha. Şimdi 48 tane buraya ne sığar? Bu kırmızı ya da pembe küplerden sığar. E kaç tane var şu an burada? 1, 2, 3, 4, 5 tanesi zaten var, değil mi? Evet. E demek ki bu 5 taneyi çıkarttığımız zaman hala 43 tane daha buraya ne Geç. yapabiliriz? Sığdırabiliriz. Evet. İkinci soru diyor ki ayrıt uzunlukları 9, 18, 27 olan prizma içine ayrıt uzunlukları 3'er santim olan küplerden kaç tane yerleştiririz diyor. Şimdi burada ne yapacağım ben? Bunun hacmini bulacağım, değil mi? Bunun hacmini bulacağım. Sonra bunun hacmini bulacağım. Bu ikisini birbirine böldüğüm zaman içine kaç tane yerleştirir bulurum. Yani mesela şöyle düşünün. Benim diyelim ki şöyle 100 santimetre küplük bir hacmim olsun. Benim bunun içine 1 santimetre küplük cisimlerden yerleştirmek için 100 tane yerleştirmem lazım. Yani 100'ü 1'e bölmem lazım. Evet. O zaman bunları yapalım. Şimdi hemen çarpma işlemlerini de hızlı hızlı yapmıyoruz. Belki sadeleştirmeler vardır. Şimdi kırmızının hacmini buluyorum. Yani büyük olan hacim 18 27 çarpı çarpı 27 çarpı 27. 9, değil mi? Bunu kime Evet. böleceğim? Bu mavinin hacmine böleceğim. Bu da nedir? 3 çarpı 3 çarpı 3. Bütün kenarları 3 çünkü. Burası da 3, burası da 3, burası da 3. Evet. Bunu buna böleceğim. Önce sadeleştirmelerimi yapıyorum. Burada bir sadeleştirme yaptım. 6. 27'yi 3'e böldüm. 9. Buradaki 9'u da 3'e böldüm. 3. 3. Yani yukarıda bir ne kaldı? 6 çarpı 9 çarpı 3 mü kaldı? Evet. Bu da 6 kere 9 54, değil mi? 54'ü de 3 ile çarparsak 150 oradan 12 de oradan 162 mi yapar? Evet, 162 tane içine sığdırırız. Yani ne demek istiyorum? Şu mavi küplerden bunun içine böyle 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 ve böyle 162 tane Tane sığar. sığdırabiliyoruz. Evet. Evet. Yukarıda verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki kutuların aynısından üst üste belli bir miktarda konuluyor. Tamam. Oluşan cismin hacmi 2400 santimetre küp olduğuna göre üst üste kaç tane konulmuştur diyor. Şimdi üst üste konulduğu zaman bunların sonuçta üst üste şöyle artacak, değil mi, yüksekliği? Evet. Şimdi bir kenarı 10, öbür kenarı 8. Şimdi yüksekliğin ne olacağını bilmiyorum. Önce bir yüksekliği bulayım. Örneğin yükseklik 10 çıktı diyelim. O zaman diyeceğim ki Evet. 4 tane üst üste koydum diyeceğim. Değil mi? Çünkü bir tanesi 2,5, değil mi? Evet. Ne yapacağım şimdi? 10 çarpı 8 çarpı yüksekliği bilmiyorum. H diyelim buna. Bunları çarptığım zaman 2400 olacakmış. Değil mi? Evet. Şuradaki sıfırla şuradaki sıfır gider. 240'ı da 8'e bölersem H eşittir ne olur? 30 mu olur? Evet hocam. Değil mi? 30 olur. O zaman ben ne yapacağım? 2,5 santim, 2,5 santim, 2,5 santim ilerleyerek 30'a kadar ilerleyeceğim, değil mi? 2,5'u kaçla çarparsam 30 çıkar. Derim 20, Değil mi? 25 olarak alsam Şöyle yapalım. olsa. Şimdi mesela bunu ben 4 ile çarpsam 10 yapar mı? Evet. 30 yapması için 12 ile çarpmam lazım o zaman. Yani 4'ten 3 tane almam lazım. Ha, Yani evet kısacası siz şöyle doğru. yapabilirsiniz. 30'u 2,5'a bölün. Bölün. Normal bölme işlemi yapacaksınız. 325'e bölün ya da. Değil mi? 12. Geldik 4. soruya. Yukarıda verilen boyalı 3 prizmanın hacimleri eşitmiş hacimleri. Olduğuna göre prizmanın yükseklikleri santimetre cinsinden sırasıyla hangisi olabilir diyor. Şimdi bakalım. Birincisinin yüksekliğine ben mesela diyelim ki H1 desem. İkincisinin yüksekliğine H2 desem. Üçüncüsünün de yüksekliğine mesela H3 desem. Şimdi burada ne yapacağım? Birincisinin hacmi yani 24 çarpı 20 çarpı H1. İkincisinin hacmine yani 4 çarpı 6 çarpı işte bu H2. Üçüncüsünün hacmine yani 10 çarpı 12 çarpı H3. Hepsi birbirine eşitmiş, doğru mu? Hemen burada işlemlerimi yapıyorum. 24 çarpı 20 çarpı H1 eşittir. 4 çarpı 6 çarpı H2 o da eşittir.
10 çarpı 12 çarpı H3 değil mi? Şimdi ben burada şıklardan öyle değerler yazacağım ki olabilir diyor ya. Bunun eşitliklerin bozulmaması gerekiyor değil mi? Şimdi bunun için sadeleştirme yöntemlerini kullanabiliriz. Şöyle bir kalemimizin rengini kırmızı yapalım. Şimdi mesela bakınız. Her tarafta 6'ya bölünecek sayılar var. Mesela ben burayı 6'ya böldüm değil mi? Burayı da 6'ya bölerim. Burayı da 6'ya bölerim. Hepsini 6, 24'ü 6'ya böldüm mü 4 olur değil mi? 4'ün yanında ne vardı? 20. 4 ile 20'yi çarparsam 80 tane H1 burada kaldı. Burada da ortada da 4 tane H2 kaldı. Çünkü 6'ya sadeleştirdim. 6 gitti. Burada da 10. Şurada 2 kaldı değil mi? Burada da 20 tane H3 kaldı değil mi? Şu an hala hepsi 4'e bölünüyor mu? Bölünüyor. O zaman hepsini bir de 4'e bölelim. Hepsini 4'e bölüyorum. 20'yi 4'e böldüm. 80'i 4'e böldüm. 20 tane H1 eşittir. Bu 4 zaten gitti. H2 o da eşittir. Burayı da 4'e böldüm. 5 tane H3. Yani bu durumda ne olacak? Bakınız. H2, H3'ün 5 katı olacak. H1'in de 20 katı olacak. Bakın buna uygun şık hangisi? D şıkkı. Bakın H2 60 yani 12'nin 5 katı, 3'ün de 20 katı. Bu değerleri burada verdiğimiz zaman cevap çıkıyor. Yani soru aslında ne biliyor musun? Soru şu. Şimdi D şıkkındaki gibi mesela ben buradaki derinliğe 3 yazsam. Buradaki derinliğe 60 yazsam. Buradaki derinliğe de 12 yazınca işte 24 çarpı 20 çarpı 3 eşittir 4 çarpı 6 çarpı 60. O da eşittir 10 çarpı 12 çarpı 12. Ancak böyle hacimlere eşit çıkıyor. Beşinci soru. Yukarıdaki şekiller kalemimizin rengini tekrar siyah yapalım. Yukarıdaki şekiller eş küplerden oluşmuştur diyor. Birinci şeklin hacmi 30 cm küp olduğuna göre ikinci şeklin hacmi nedir? Şimdi birinci şeklin hacminde kaç tane küp var bakalım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane küp var. Bakın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci küpler. 5 tane küp var. Bu 5 tane küp 30 cm küpmüş değil mi? O zaman ben bu 30'u 5'e bölersem bir tane küp ne olur? 6 santimetre küp olur. Evet. Peki şimdi ikinci şekilde kaç tane küp var ona bakalım. Şimdi bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mu? 19 da arkada var. Çünkü bu arkalarda da 19 tane var. Yani ne oldu? 38 tane mi oldu? Bir tanesi de 6 mıydı? 38'de ne yapacağım? 6'yı çarpacağım. Doğru mu? 6 kere 8, 48'in 8'i elde var 4. 6 kere 3, 18. 4 daha 228 yapar. Bu şekilde bulduk. Geldik şimdi 6. soruya. Farklı dikdörtgenler prizmaları içine hiç boşluk kalmadan ve tam olarak yerleştirilen birim küplerin sayısı aşağıdaki prizmaların altına yazılacaktır diyor. Tamam. Yerleştirilen birim küplerin sayısı aynı zamanda prizmaların birim küp cinsinden hacimleri vermektedir. Buna göre prizmanın hacmi aşağıdakiler ifadelerinden hangisiyle hesaplanır? Şimdi hacmini bulurken ne yapıyoruz hep? Bakın tabanda bir alan var. Mesela 5 ile 2'yi çarpıyorum. Tabandaki aslında şuradaki tabanında bunun ne var diyeyim? Dikdörtgen var değil mi? Bu dikdörtgenin alanını buluyorum. Sonra ne yapıyorum? Bir de bunu yükseklikle çarpıyorum. Ve hep aynı şey yapıyorum. Bak taban alanını bulmak için, tabandaki dikdörtgenin alanını bulmak için iki kenarı çarpıyorum bir de yükseklikle. Yani kısacası taban alanı çarpı yükseklik yapıyorum ben hep. Değil mi? Her zaman hacim bulmak için taban alanı çarpı yükseklik yapıyorum. Tabanı aynı cisimler için. Geldik 7. soruya. Şimdi birim küplerden 40 tanesi prizma şeklinde plastik kutunun içine hiç boşluk kalmayacak şekilde yerleştirmiştir. Buna göre kutunun ölçüleri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi diyor ki birim küplerden 40 tane yerleştireceğiz. Demek ki o zaman hacminin 40 birim küp olması lazım değil mi? Öyle mi? Çünkü 40 tane birim küp prizma yerleştirecek. O zaman şıklarda hacmi 40 olmayana bakacağım. Mesela D şıkkına bakıyorum şimdi. Ne yapacağım? 5 çarpı 1 çarpı 8 hacmi 40 birim küp yaptı değil mi? C şıkkına bakıyorum. 2 kere 4 8. 8 kere 5 40. Değil mi? Bu da 40 birim küp yaptı. B şıkkına bakıyorum. 4 kere 5 20. 20 ile de 4'ü çarptım. Bu 80 birim küp yaptı değil mi? O zaman B şıkkı bunun içine sığmaz. Geldik 8. soruya. Yukarıda ölçüde verilen dikdörtgenler prizmasının hacmini bize soruyor. Hacim neydi? Buradaki 14 çarpı. Şimdi bak buradaki 8 aynı zamanda şuradaki 8 değil mi? Aynısı. 14 çarpı 8 çarpı bir de 5'i ne yapacağım? Çarpacağım. Şimdi 5 ile 14'ü çarparsam 70. 7 kere 8 56 yani 560 yapar. Bu şekilde
Bunu da bulduk. Santimetre küp. Geldik 9'un soruya. Bu soruyu şöyle biraz soru çözmeye yer olsun diye şöyle gösterelim. Şimdi dikdörtgen prizması şeklindeki koli içine dikdörtgenler prizması şeklinde birbirine eş tahta parçaları hiç boşluk kalmadan yerleştirecek. Yani şimdi buradaki kolinin içine şu tahta parçalarından yerleştireceğim. Tahta parçasının hacmini bulayım. Yani V hacim olsun. V tahta. Yani tahtanın hacmini bulmak için ne yapacağım? Kenarlarını çarpacağım. 10 çarpı 5 çarpı 3 değil mi? Bu da 150 santimetre küp yapar. Doğru mu? Evet. Şimdi diyor ki bu tahta parçalardan 20 tanesi koliyi tam olarak dolduruyormuş. E bir tanesi 150 santimetre küp müydü? 20 tane tahta yapacak mıymışım? O da 3000 santimetre küp yapar mı? Demek ki bu kolinin hacmi 3000 santimetre küpmüş. Çünkü içine 150 santimetre küp olan, içine 150 santimetre küp olan kolilerden 20 tane yerleştirebildim ben. Buna göre kolinin hacmini soruyor. Zaten cevabı bulduk mu? Bulduk. Evet, cevap 3000'di. Cevabı bulduk. Kolinin hacmini soruyormuş bize. Bu şekilde bulduk. Şimdi 10. soruya bakalım. Diğerlerini de diğer videoda çözelim. Şimdi diyor ki yanda bir ayrıtının uzunluğu 1.9 metre olan küp şeklinde bir havuz var. Her bir ayrıtı, mesela ben şuraya basitçe çizeyim şöyle bir tane küp. Şöyle biraz çirkin oldu ama olsun. Şuralar 1.9. Yani şu uzunluk da 1.9, şu uzunluk da 1.9, şu uzunluk da 1.9. Ahmet Bey bu havuzun hacmini ayrıt uzunluğunun metre cinsinden değerinin birler basamağına yuvarlanmış hali olarak hesaplıyor. Şimdi 1.9'u demek ki ne yapıyor? 2'ye mi yuvarlıyor? Değil mi? 2'ye yuvarlıyor. Buna göre Ahmet Bey'in hesapladığı havuz hacmi gerçek havuzun hacminden ne kadar fazladır diyor. Şimdi Ahmet Bey bir kenarına 2 dediği zaman 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 santimetre küp buldu mu bunun hacmini? Buldu. Ama gerçek hacim neydi? Gerçek hacim 1.9 çarpı 1.9 çarpı 1.9'du değil mi? Evet. Şimdi biz ne yapacağız? Bunları çarpacağız. Arkadaşlar bunu normal siz çarpabilirsiniz. Ben şimdi hemen basitçe hesap makinesiyle şimdi çarpacağım bunu. Evet, 1.9 çarpı 1.9 çarpı 1.9. Bu da ne yaptı? 6,859 yaptı. Bunu ben ne yapacağım? 8'den çıkartacağım, doğru mu? 8'den de çıkarttığım zaman burada 1 kaldı. Şurada 9'du. 4, 1, 1. 1,141 yaptı değil mi? Cevabımız C şıkkı oldu. Bunları nasıl çarpacağınızı bilmiyorsanız şöyle bir tanesini göstereyim. Mesela 1.9, 1.9'u çarpacaksanız 19'da 19'u çarpın 2 virgül geri gelin. Sonra bir daha 19'a çarpın yine 2 virgül geri gelin. Bu şekilde yapabilirsiniz. Diğer videoda görüşmek dileğiyle.